İslam'da şüpheye düşürüp insanları, İslam'ı sorgulatmaya çalışıyorlar. Peki İslam ne demek? Teslim olmak demek. Teslim olmak demek. Teslim olmak. Yapışmak, inanmak, biat etmek demek. Ne sorgulaması ya? Ha sorarsın öğrenmek için, o başka. Öğrenmek için sormak başka, onun açığını aramak için sorgulamak başka. Bu hadis inkarcıları, hadisleri beğenmeyenler, hadisleri yozlaştırmaya çalışanlar, ellerinden gelseler Kehf suresini kaldıracaklar. Bir gün üşenmeyin de biraz Allah aşkına artık siz de acık kıpırdayın yani. Şu dünyaya ayırdığınız vaktin bir kısmını da ahirete ayırın artık. Açın da Kehf suresinin bir tefsirini okuyun. Mealini demedim ha. Tefsirini dedim. Meal okunmaz. Sadece kuru kuruya meal okunmaz. Şaşırırsın. Anlayamazsın. Çünkü Arapça öyle bir dil ki, Kur'an-ı Kerim öyle bir lisan ki, Arapçanın da üstünde bir lisan ki, kuru kuruya tek bir dile çevrilmesi mümkün değil. Mümkün değil. İlla ki tefsire muhtaç. Efendimiz ne iş yapardı? Görevi neydi? Efendimizin görevi Kur'an'ı tefsir etmekti. Peygamberlerin görevi kitaplarını tefsir etmek. Anlamayanlara anlatmak. Hazreti Ömer Kureyş'te ilim sahibi, okuma yazması bilen birkaç kişiden biriydi. Büyük bir siyasi karakterdi. Döneminde devletler arası anlaşmalara bile gidip gelen, kabileler arasındaki anlaşmalara gidip gelen siyasi bir karakterdi. O bile bazı ayetleri anlamayıp Efendimiz'e tahkik etti, tasih ettirdi, anlattırdı. O yüzden tefsir okuyun, bir açın Kehf suresinin bir tefsirini okuyun. Ellerinden gelse bu hadis inkarcıları Kehf suresini kaldıracaklar ortadan. Çünkü İslam'ı Müslümanlara akılla anlaşılabilir bir din olmaya yolunda hasretmeye çalışıyorlar. Akılla anlayamazsın arkadaş bu işi. Kendi aklınla anlayamazsın. Anlayamadığımız için peygamberler gönderdi Allah. İnsanlar bunu anlayamadığı için anlamaktan aciz olduk. O zaman da şuradan vuruyorlar. Allah neden insanların anlayamayacağı bir din indirdi diyor bu sefer. Ha hakikaten ya diyor. Ben anlayamayacaksam bana niye geldi kardeşim? Hepimizin aklı bir mi burada? Hepimizin diploması eşit mi? Hepimizin zekası eşit mi? Adam var 8 ayda hafız oluyor. Adam var normal standartlarda 2 senede oluyor. Adam var 5 senede zor oluyor. Öyle değil mi? Kapasite meselesi bu ya. Herkes aklıyla anlamaya ve yorumlamaya çalışsa burada kaç tane insan varsa o kadar farklı din çıkar ortaya. Çünkü hepimizin aklı başka algılıyor yani. O yüzden tekliktir İslamiyet. Tevhid dinidir. Ama her şeyde teklik. Allah'ta teklik, ibadette teklik, anlayışta teklik, tek olmak. Bak hepiniz nereye doğru oturdunuz? Neresi burası? Dönsene o tarafa. Niye bu tarafa oturuyorsun? İstediğin yöne otursaydın ya o zaman. Allah dedi ki namazda buraya döneceksin. Neden? Bütün Müslümanlar aynı yöne doğru secde etsin diye. Oraya döneceksin dedi. Hepiniz bir tarafa dönün demedi. O yüzden herkes kendi aklıyla hareket etmesin diye peygamber indirdi. Peygamber. Dini bize peygamber anlattı. Peygamberden sonra da peygamberi en iyi anlayanlar anlattı. Kafamıza göre olur mu ya bu işler? İşte ondan sonra ben deistim, ben ateistim, ben putperestim, ben bilmem neciyim, ben şeyciyim, ben şuycuyum, ben buycuyum. Kıt aklımızda kendimize İslam dini oluşturmaya çalışıyoruz.